Arkadaşlar hepinize selamlar, ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyifler yerindedir. LGS HOCAM kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz belli. Şuraya görür müsünüz? Şuraya bakar mısınız? Yani piyasadaki en iyi kitaplar, yani işinize yarayabilecek en güzel, en faydalı olacaklar hangileri, onları önereceğim bugün arkadaşlar. Tabii ki biz şöyle yapmıyoruz. Yani gidip de sadece kendi kaynağımız vardır. Var zaten benim kaynağımda. Sadece onu tanıtmaktan ziyade sizlere faydalı olabilecek, sizleri bir üst seviye taşıyabilecek kaynakları da sizlerin karşınıza çıkarmaya çalışıyorum. Bunları ben kendi incelediğim ve kendi öğrencilerime tavsiye edip özel derslerde onlarla beraber onları çözdüğüm kitaplar arkadaşlar ve bunun da faydasını kesinlikle görüyorlar. Ben ayrıntılı tek tek hepsine baktıracağım sizlere. Merak etmeyin. Şimdi önümüzde güzel bir tatil kısmı geliyor. Yani tatil dediğimiz aslında bizim için zaman kazanma kısmı aslında. Çünkü okulun olmayacaktır. Okulun olmaması çok önemli. Çünkü okul aslında biraz böyle zaman kaybı yaşattırıyor. Ama sen LGS 2023 tayfasın. Bize zamandan zaman çok değerli olacaktır. O yüzden tam önünde muhteşem bir zaman dilimi olacaktır. Hatta size şunu söyleyebilirim, tavsiye edebilirim. Son hafta mesela, son haftada bir izin alabilirsin, rapor alabilirsin, 3 haftaya çıkartabilirsin bunu ve bütün derslerle ilgili genel tekrar kampı oluşturup muhteşem birinci dönem tekrar kampı oluşturabilirsin. Mesela ben matematik için elimden geleni yapacağım sizlere. Genel tekrar kampı oluşturacağım ve sizlere önerim şudur. Bak, matematik sıkıntısı çekiyorsan, hala 5'lerdesin, 10'lardasın. Onunla ilgili ben sana şunu öneriyorum. Bak şimdi. Bizim biliyorsunuz ki şu kitabımız var. Sadece birinci döneme ait bir kitap arkadaşlar. Ve bunun içerisinde konu da var. Yani sen burada hem konu var, hem temel sorular var, hem içerisinde beceri temelli geçiş var, hem de milletimin sorabileceği zor sorular var. Yani 4 aşamada bunu oluşturduk. Bu muhteşem bir kitap. Birinci dönemi bitirme kitabı. Bunu alıyorsun, tamam mı? Ortalama 7-8 günde bitirirsin bence, hızlı bir şekilde çözersen, hızlı bir şekilde ilerlersen 7-8, hadi 10 gün diyelim. 10 günde bitirdin mi bunu? Toplamda ben şunu diyorum, 20 günlük bir şeyimiz olsa, tatil kısmımız olsa, örnek veriyorum, bunu 10 günde bitirdin, tamam mı? Ama böyle güzel çalışacaksın, yani sıkıntısı olmadan. Ondan sonra alıyorsun bunu abi. Sadece bak, sadece birinci dönem müfredatına uygun. Tamam mı? Bu da farklı yayın evleri var. Bak mesela Ünlüler yayını var, Özdebir var, Nartes var, Limit var, Güney var, Esen var, İşler, Zekan, Muba, Oksijen. 10 tane farklı yayın var bak burada. Arkadaşlar muhteşem bir şey aslında ve bu da genel bir deneme. Sen bunu da genel olarak kendine denemiş olacaksındır. Matematik kısmı. Genelde matematikte zorluk çektiğiniz için ben bunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Matematik kısmına baktığımızda sen bunu alıyorsun. Zaten hemen bitirilebilecek bir kitap, yani güzel bir kitap oluşturduk. Güzel, çok faydasını göreceksin. Bu bitti mi? Ondan sonra alıyorsun bunu, buna başlıyorsun. Pat pat yapıştırıp geçiyorsun bundan. Ondan sonra birinci dönemle ilgili hiçbir sıkıntın kalmıyor. Yani genel tekrar bu şekilde yapabilirsin. Birinci dönem genel tekrarını yapabilirsin. Ben de sizin için video anlatımı yapacağım arkadaşlar. Onları kaçırmayın. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz. Şunu bir çekiliş mi düzenlesek? Şunu 10 kişiye, 5 kişiye veya 10 kişiye bir çekiliş düzenleyelim bence bunu. Ben planlayayım, siz takipte kalın arkadaşlar. En kısa zamanda bunun da videosunu çekeyim. Gerçekten güzel. Bu da çok faydası olacaktır. Çünkü geçen sene faydasını görenler oldu diyorum ya. Farklı yayın evleri var ve farklı soru tipleri görmüş olacaksındır. Hatta ben bunların, yani bütün tanıtacağım, işte göstereceğim bütün o yayınların şeylerini arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim, koleksiyonunu aşağı link olarak bırakacağım. İsteyen, işte ne bileyim, internet üzerinden almak isteyenler olursa oradan bırakıyorum. Oradan alırsanız muhteşem olur. En azından hızlı bir şekilde davranırsınız. Çünkü daha ara tatilimize çok, yani var daha. Bir iki haftamız var. Bu kısımda da sen kendini iyi bir şekilde yapmış olacaksın. Motive etmiş olacaksın. Çünkü matematiği bu şekilde bitiriyorsun. Ondan sonraki süreçte zaten ara soru bankaları. Ben güzel soru bankaları da önereceğim sana. İmkanın varsa onları da alırsan muhteşem olacaktır. Ara onları da çözersin. Mesela örnek veriyorum. Matematik kısmına geldin, SOLOMAT'ı aldın. Birinci üniteye baktın, tamam mı? Veya işte ne diyeyim, ne olsun burada. Mesela ben burada kazanımlarla ilgili bilgiler de veriyorum. Mesela ondalıklı ifadelerin karekökünü gösterin. Bak burada var bilgiler. Tamam, ondan sonraki süreçte sen bunlarla işte kazanımı ölçtükten sonra bakın arkadaşlar burada ne var? Yani yeni nesile geçiş sorular var. Ondan sonraki süreçte sen onları geçtikten sonra ne olacak? Map tadında sorular. Yani bir tık daha zor sorular olacaktır. Sen de bu şekilde kendini 3 aşamada değerlendirmiş olacaksın ve birinci dönemin tüm konularını bitirmiş olacaksın. Ve bununla ilgili soru bankaları çözebilirsin. Ondan sonraki süreçte bunu da çözebilirsin. Bu da çok güzel, çok faydasını göreceksin. Şimdi peki gelelim asıl meseleye arkadaşlar. Diğer şuradaki göstereceğim çok fazla kaynak var burada aslında ama en işine yarayabilecek, yani benim kendi öğrencilerim üzerinde kullandığım kaynakları sizlere göstermek istiyorum ve bu kaynakların da faydasını göreceğinize inanıyorum. Şimdi o zaman o kaynaklara geçelim mi? Tek tek ben böyle, hatta kamerayı direkt oraya göstereyim. Soruları da görün siz. Soru tiplerine de bakın ve o şekilde karar verin. Gerçekten de güzel kaynaklar var. O zaman ne yapıyoruz? Haydi geçelim kaynaklara. Şimdi arkadaşlar burada Tonguç'un var 0'dan 8'e konu anlatımında kitabı. Bu çok temel bence. Yani çok sıfırsan mesela, hiçbir şey anlamıyorsan bu olabilir diye düşünüyorum. Yani ne bileyim işte temelini oluşturmak istiyorsan biz genelde mesela konu anlattıktan sonra buradan çözdürmek istiyoruz ama yani çok böyle şey yapmak istemiyoruz. Ama genel yapı olarak bence fenomen A'dan başlamak istiyorsan başlayabilirsin. Genelde ben öğrencilerime fenomen A'yı çok öneriyorum ve beraber zaten çözmeye çalışıyoruz. Gerçekten de güzel soruları var, soru kalıpları var. Farklı farklı yani bir soru kalıbından 2-3 tane soru var. Mesela güçlendiren Ankara'da kolaydan zora gidiyor ve gerçekten de bunun da faydasını görürsünüz. Önce temelle yakın, sonra yeni nesile geçir, sonra yeni nesil tadında sorular var. Ben bunları da çözdürüyorum genel yapı olarak. Proteste ya zaten biz bunu sıralama olarak yaptık. Yani sıralama olarak ilk olarak fenomen A, sonra matematik güçlendiren Ankara, sonra protest olabilir. Zaten ben genelde şunu öneriyorum öğrencilerime. Bir konuyu işledikten sonra 2 tane 3 tane kaynaktan çözmen gerekiyor. O kaynaklar bittikten sonra bir üst seviye zor olan kaynakları çözmen gerekiyor şeklinde önerilerde bulunuyorum ve bunun faydasını çok görüyoruz. Özel derslerde falan yapıyoruz. Çanta da çok güzeldi. Sonra fenomen B kısmı var ve geometrik tabanlı matematik soru bankası dediğimiz kısım bu. Bunda da arkadaşlar hani milletim sever ya, görüntüyü seviyor, yani geometriyi kullanmasını seviyor. Orada çok zorluk çekiyorsunuz ya, bu da sizin işinize yarayabilir. İşte ondan sonraki seviyede fenomen B fenomen A'dan bir tık daha zor oluyor. O yüzden ben hocam bütün temeli geliştirdim, benim matematikte 16-17 yapabiliyorum diyorsan fenomen B senin için iyi olacaktır. Yani 16-17 yapanlar, 14-15-16 yapanlar bundan sonraki kaynaklarla devam edebilir. Mesela fenomen B olabilir, süper nitelik olabilir, işte okyanus olabilir. Ama şu süper nitelik de güzel, yani ben bunu beğeniyorum. Bu da işinize yarar diye düşünüyoruz. Şimdi ben bunların hepsini genel yapı olarak öğrencilerime öneriyorum. Bunların faydasını görüyorlar tabii ki. Bu da okyanusun soru bankası. Bu da çok güzel, çok faydalı olacaktır. Dediğim gibi eğer durumun neyse, yani ben ilk üçü, yani zaten kolaydan zora şekilde yaptım ben arkadaşlar bunları. Kolaydan zora sıralama yaptım. Yani sen zaten orta seviyesen işte 3. 4. kitap alabilirsin. İlk seviyesen mesela fenomen A'dan başlayabilirsin. O şeyden başlayabilirsin. Yani gibi soru bankası, sadece soru bankası istiyorsanız bu şekilde düşünebilirsiniz. Matematik kısmında bu şekildeydi arkadaşlar. Okyanus Master'da bence en sona bırakın diye düşünüyorum. Şimdi de fene bakalım. Burada da çanta ilk sırada olabilir. Fen için çantayı kullandırıyorum genelde. Yani çantanın kullanılmasını istiyorum. Ve çanta yayınları dediğimiz gibi ilk başlangıç olarak bence fena değil, güzel bir kitap oluşturulmuş. Ondan sonra hız yayınları var arkadaşlar fen için. Hatta bu hız yayınlarının paragrafları da çok güzel. Yani Türkçe için de alabilirsiniz hız yayınlarının. Genel yapı olarak baktığımızda diğer derslerin de bu kaynaklardan çözmeniz sizin işinize yarayabilir. Ek olarak baktığımızda süper nitelik genel olarak. Ben burada idol yayınlarının da paragraflarını ve matematik kısmını öneriyorum arkadaşlar. Ama şu an burada Lim'de miydi? Sanırım onu kaçırmış olabilirim ama idol yayınlarında şeyi güzel, yani o setleri falan çok güzel. Protest kısmı var arkadaşlar. Protest gerçekten de işine yarayabilecek. Yani seni bir üst seviye taşıyabilecek fende ne bileyim 14-15 yapıyorsundur, 16 yapıyorsundur. Al bunu üst seviyeye çıkartabilirsin bu kitapla. Ek olarak da son kısımlarına baktığımızda okyanus. Yani genel yapı olarak baktığımızda arkadaşlar öncelik olarak tabii ki sen kendini bilmen gerekiyor. Kaynak da alsan kendini bilmen gerekiyor. Gerçekten de orta seviyesen ya da başlangıç seviyedesen gidip de zor kaynaklar çözmenin bir anlamı yok. Ne yapacaksın? Başlangıçtan devam edeceksin. Ek olarak zaten videonun başında dediğim gibi ben şunu söylüyorum size. Mesela okyanus master fen bilimleri var. Burada şu kısım çok önemlidir. Bir üst seviye, biraz daha düşünmenizi sağlayacak. Bir üst seviye daha düşünmeni sağlayan bir kitap olduğu için zorluklar çıkartabilirsin. Yani senden şunu istiyorum. Kendi seviyene göre kaynaklar oluştur. Ben zaten bunları sıra sıra yaptım. Kolaydan zora şekilde oluşturduk. O yüzden sen de bunları bu şekilde kararlaştırabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz.